Şık tasarımıyla menajerlerin moda girmesine yardımcı olan HP Pavilion Power Laptop ve Türkiye'nin en büyük dijital oyun mağazası Play Store'un katkılarıyla Ali Ece ile Maç Masası'nın yeni bölümü şimdi başlıyor. Ben söyleyeyim, Futbol Manager'da dahi olsa maç satışı yapmıyoruz yani, satışlar kapalı. Ama Bayern'e bir tekme de biz atalım değil de sırf biz tekme atalım. Bayern'e bu maçta yenelim as takımla çıkıp. Zaten çıkamayacak. Sonra yani gençlerle oynarız Shakhtar maçında. Gençlerimize ben güveniyorum, galibiyet prosesi çıkacağız. Yani öyle 2-1 öndeyken işte gidip de bu kaleye 1.55'lik altyapı oyuncusunu geçirmem. Ya ben bu takıma 0-0-0'ı denedim ya. 0-0. Evet, hiçbir oyuncusuz. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede abi? Yan yana dizdim buraya. Tam öyle bir futbol anlayışı. 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. Hocam öyle bir futbol anlayışı mı? Bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yana. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisin kız. Yan yana dizdim. Kaçı der? Eni tabii, eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danyan. Forvet. Diyor ki hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım, benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Şarkıyı ama Bayern sonuncu olursa çok sevinirim yani, yalan yok. Fatih Demirel, kusura bakma, gerçek hayatta da burada da bu acıyı yaşatacağım size. Bana yaşattığınız acılar bitmez oğlum sizin. Onları bitirene kadar daha fazlasını yaşatacağım. Böyle. Stockholm sendromu vardır ya, bu da size Liverpool sendromu olsun, Bayern Münih. Dördüncü olsunlar sendromu da o yapar. Düşünsene o. Al böyle Bavyeralı artist herifler var ya, böyle şey falan, vergi kaçakçısı örnesi falan. Yatıyor herif gece. Böyle gelmiş tam uyuyor böyle. Gece 3 falan. Bunu da aynen yapın arkadaşlar. Gece 3 uyurken böyle terler şunun uyanıyor. Mane'yi görmüş rüyasında yine. Hala maç bitti, biz hala gol yiyoruz. Sayın seyirciler falan diyor. Onun davası ne oldu en son? Ya ne olsun işte, yattı falan filan. Yattı. Yani ben şey... Çıktı yani galiba. Bu kadar mesela çıktı. İspanya'daki oyuncular falan hocaların başı derde giriyor ya. Ben hiçbirinden öyle iddialı açıklamana duymadım. Yani Uli Hoeneß böyle sanki Avrupa'daki en ahlaklı, en düzgün, en namuslu oymuş. Geri kalan biz hepimiz gereksiz yaratıklarmış gibi konuşuyordu. Gördük. Neyse ya, biz işimize bakalım. Hoeneß iyi izle. Biraz bak, öğren. Neymiş? Kupada bunlar zor fikstür diyordu Emre. Aç şu fikstürü güzel kardeşim Doğa, yardımcımız. Fikstürümüzü açar mısın? Nesi zor bu fikstürü? Yo ben öyle diyorum. Güzel dedim. Keyifli. Arsenal, Bayern. Oğlum zor fikstür diye bir şey yoktur. Zayıf takımlar vardır. İyi hazırlanamayan takımlar vardır. Zor fikstür. Zaten iki Chelsea var üst üste. Var abi. Bir tanesi biz, bir de bizim yedekler değil mi? Tabii ya. Bir şarkı öyle demedim abi. Ya, bir şarkının şeyi de efsane. Everton evimin arka bahçesinde oynasa perdeleri örterim diyor. Ama gerçek hayatta Liverpool'dan ayrılınca eski amcası Bob Paisley'e gölge etmemek için, oyuncular ona daha fazla saygı göstersin diye gitmiyor Liverpool antrenmanlarına. Ama futbolsuz da yapamıyor. İşte Everton antrenmanlarına, maçlarına gidiyor. Kimse de bir şey demiyor. Herkes hoş geldin. Biraz kondisyon sorunu var. Var. 89'da. Ben de gitsem beni de kapıda karşılar Everton'da. Cenk Tosun en azından değil mi? Tabii. Evet, kimi kondisyon sorunu var? Şimdi Joe Gomez 90. Tamam. Düşmüş. Tabii ki normal onu oynattık. Çünkü dinlendirdik şeyi. Koy Trent abi. Hafta evet. İçi milli takım ilk idmanına gittim, Şenol Güneş'in. Bizim takım çok beğeniyormuş. Şenol hocamızı ve milli takımımızı da çok beğeniyoruz. Keşke bizde de Türk oyuncu olsa da verebilsek. Evet. Aslında bir devre bakın. Devre arasında Çağlar'ın görüş... hani, ama gerçi defansımız çok iyi ya. Bir şey sor. Şimdi oynatamayız baksana. Evet. Bazen. Evet. Ne bazen hiç Pavar belki ileride Cengiz yedek kalıyor. Cengiz'i yazanlar da oldu hani ekipten. Ya Cengiz Roma'da gelişiyor, gerek yok. Salah varken nasıl oynayacağız Cengiz'i aynı yerde? Ya da Mane'nin. Hani benim gönlüm isterdi ki zamanında ben çalıştırayım, Sergen Yalçın oynasın Liverpool'da değil mi? Rüyalarda yaşıyor bazı Ali Ece'ler diye tezahürat yapılıyor yani. Evet. Kimin başta kondisyon sorunu var? Wijnaldum'un 90 o da. Kimle oynuyorduk ilk maç? Watford. Deplasman. Van Dijk'la Pavar'ı değiştir bu maçlık. Salah. Herkes olsun. Bakıyor ne yapıyor bu hoca, delirdi yine. Milan'ın da sorunu var. Wijnaldum. Keita Efendi'nin cezası bitmedi mi? Bitti artık. Bitti. Tamam al Keita'yı. Hatta şöyle yapayım. Ha. Kirvella'yı Bayern Münih maçı şeye, Shakhtar maçına saklıyorum. Shakhtar maçına saklıyorum.
Yani çok da çok. Bir sonraki maç kaç gün sonra? Var galiba ya. Bakayım. Arsenal maçı 14 gün sonra iyi, milli, ama bizim bütün oyuncular milli takıma gidiyor. Hepsi gidiyor yani. Ya bu İngiltere milli takımına niye oyuncu veriyorsunuz ya? Ben vermek istemiyorum hiçbir. Abi İngiltere'ye verme, sen de Mısır geliyor alıyor. Ya Mısır. Onu ne yapacaksın? Mısır bir de uzun yol gidecek. Of, Mısır'daki rejimi protesto edelim falan filan, ayağına salağa göndermesek olmuyor mu ya? Ya zaten hoca da böyle atıyor. Başka yok herhalde değil mi? Yok Robertson. Yani evet, çok da değiştirmek iyi değil. Bir dakika yalnız. Yalnız benim bu yapmayalım. Defansın göbeğiyle ilgili Pavard çok arkaya kaçırdı bu son maçlardan. Ya şimdi başlasın. Maçta alırız Van Dijk'i. Şimdi bir dakika. Maç kondisyonu %100'müş. Evet. Van Dijk'in. O maç kondisyonu. Genel tamam. Kondisyon var bir daha. Tamam canım, yedek başlasın. Sonradan girip maç kondisyonu %100'ken maçı tamamen çeviririz onunla yani. Tamam. Sorun yok ya. Bir dakika yedeklere bakalım. Tamam. Başlatalım. Delik'le Pavard'ı değiştirebiliriz yerlerini sağ sol. Tamam. Değil mi? Emre. Evet, daha iyi olur. Şeyde. Evet. Daha aklımdayken hemen değiştireyim. Çünkü Pavard'ın sağ bek oynama özelliği de var. Orada daha iyi oynar. Delik'te. Hatta zaman zaman başka Manchester canıyken sağ bek oynattığım oldu. Ya. Yok ne eğlencesi, eğlenmek isteyen sirke gitsin. Bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyorum. Bu maç çok kritik artık, her maç. Tabii biz puan olarak da geçtik. City berabere kalmıştı. Artık avarajda değiliz lider. Neyse ondan ki artık oyunda hakiki Guardiola yok ya. Vallahi. Evet. Hatta maç eksiği var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Guardiola'ya uygun bir oyun değil ha. Guardiola bazen çabuk sinirleniyor. Böyle kafasına vuruyor falan filan delirip. Bu oyunu oynarken çıldırır ya. Abi bazen oluyor ya 30 şut hiç ki. Abi o çok tight giyiniyor. Ondan sinirleniyor. Nefes alamıyor abi. Pantolon falan yırtılır. Bu oyunu oynarken ben çok üst baş yırttım ya. Şampiyonluk sevincinden yanlış anlamayın. Evet. Golümüz Sala geliyor atar. Bak. Beyler şu andan itibaren erken havaya girmeler. 4-0 olduğu zaman hemen 5 olur demeler. Maçı kesin aldık. Adamlar gelemiyorlar. Bunları kaldırıyorum. Yasak şey, söylüyorum. Yok, onu bir daha bak, söylemem. Burada, nasıl olsa Salah atar diye hepimiz havaya giriyoruz. Bak şimdi Watford bir tane atarsa. Robertson çok Robertson iyi. Üçüncü ya. Top kapı. Şimdi sakatlarınızı adam ben size göstereceğim. Çok güzel asist. Ah. Bak asist dedi. Abi, asist dedin orada gittik. Çok güzel asist olabilir dedim. Ay. Olmadı. Asist diye program yapıyordum ben de oradan. Aklıma geldi. Keita. Burada kafa. Ah. Orada işte. İyi oynuyoruz. Ben oyunu çok beğendim. Sorun yok. Çok güzel sekenleri aldık şu ana kadar. Da bunu sektiriyor muyuz? Yok. Çok güzel. Kim yaptı müdahaleyi? Fabinho'yu tebrik ediyorum. Hemen zeytinyağı. Yenge. Robertson'a da gönderelim bugün. Robertson zaten bu zeytinyağını içmiş galiba. Öyle bir koşuyor ki zeytinyağı içmiş gibi koşuyor. İçtiniz mi hiç zeytinyağı? İçtik. Öyle bardaktan. Ha. Sen içtin mi? Bardağım. Ya bir İzmirliyim ben ya. Yani sen içtin mi? Hatırlayamadım şu an. Yani normal salatamda banı ekmek bandı. Heh, ekmeği bandılar bize şimdi. Allah kahretsin. Zeytinyağı gibi üste çıkalım şimdi. Kim bu ya Penaran'da? Penya. Kaçıran ben kimdi? 21 yaşında. Bakalım abi golün tekrarında. Hemen oradan. Ya beyler sorun yok. İkinci yarının başında alırız Van Dijk'ı. Adelaide bayağı savunma Robertson. Nazarda zeytinyağı işte yerken. Ya, zeytinyağını içmiş ama sindirememiş yani. İstekli oynayın değil mi? Ya da daha konsantre olun. Konsantre olun. Tamam. Üste. Konsantre olun. Hadi çocuklar. Isınmaya oyuncu da gitti. Elton John'un takımı bizi valla. Elton John'un o şarkısı var ya. Üzüntülü. Soset, soset. O şarkıyı bize söyletmesin maçtan sonra. Biz abi Elton John'un başka şarkısı. Rocketman gibi takıldık. Rocket, hadi bakayım. Aynen. Değil mi? O şarkı güzel. O şarkıları çok güzel. Saturday Night hatta is All Right for Fighting de güzel bir gol geldi işte ya. Elton John totemiyle golü attı. Watford üzdük Elton John'u. Rocketman aynı golü. Bak ne yazıyor. Robertson golün mimarı. Mimarı. Zeytinyağı. Mimar Robertson ya. Mimar Sinan gibi ya. Mimar Sinan'ın İskoç. Yalnız muazzam doğru bir pas. My goal. Mimar Sinan'ı o kadar seviyorum. Yeni projesi My Goal. My Goal ya. My Goal abi. Çok yaz güzel. Ben Mimar Sinan ve Sokullu Mehmet Paşa'yı o kadar çok severim ki onlarla ilgili 7'şer tane kitap okumuşumdur ya. Şimdi tam sayı hatırlamam ama. Mimar Sinan'la ilgili çok iyi bir film çekilmesi lazım aslında. Abi değil Sokullu mi? Mehmet Paşa ile ilgili. Evet şimdi ciddi olalım.
Ve bizim takımın Sokollu Mehmet Paşa'sı olan Van Dijk'ı oyuna alıyoruz hocam. Hangisi kötü oynuyor Delik. Onlardan? Ya ikisi aynı öyle. Aslında bir şey söyleyeceğim. Ama kötü oynayan Trent de. Evet. Ama Pavard da bize uygun sağ bek değil işte. Pavard bize uygun mu? Pavard sağ bek hiç denemedik. Alıp denedik. Yok. Denedik hiç sonuç vermedi. Cardiff maçı. Ha, evet felaket. Felaket hiç hatırlamıyorum. Evet. Tek puan kaybı. Belli de olmaz ya. Yani. Sen al Pavard'ı sağ beki, Arnold'u al oyun. Ya da bir dakika ya. Arnold'u bu kadar çabuk harcamayalım ya. Ya Joe Gomez de var yedeklerimiz aslında. Bir dakika. Şimdi biz ilk iş olarak Benjamin Pavard'la Virgil van Dijk'ı değiştirelim. Sonra da Delik'le yerini değiştirelim. Önce yerini değiştirelim adamların Pavard'la Delik'ten. Şimdi Pavard yerine van Dijk'ı alalım. Evet. Van Dijk'ın rolünü belirleyelim. Van Dijk'ın rolünü belirleyelim. Pasör. Sen gir bir. Bu maçta gereken başka bir şey var. Bu maçta bir kesiciyi al hocam. İlhan o zaman kesici. Çok ileri çıkıyor. Yani sen kesiciyi al. Şey al sen. Al kesiciyi al. Çünkü ilk yarıda çok fazla öne top çıkmadığı için stoperlerimiz o pozisyonları. Almadı. Aldı mı? Aldı. 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 Kesin. Milner'a da kalsın. 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 Şimdilik devam ama hazırlanalım. Kim gergin ya? Delik niye gergin? Yedik konu. Sen oyun konuş ona. Tek konuş. Onu zaten toparlayacak. Tamam şimdi. Peki takım konuşması iddialı. Kızalım bence hocam. Hayır kızma. Hayır efendim ya. Niye kızıyorsunuz çocuklara? Aa böyle elinde sopa teknik direktör tarzı sevmiyorum ben ya. Kendi kendine kız. Bizim görevimiz. Takımı daha iyi oynatmak. Bir de bir 45 dakika kötü oynamaya hakları olsun, olsun ya. Olsun ya. Kötü de oynamıyor. We are Liverpool demiyor muyuz ya? Tamam la 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 la. Kızın adını lal koyduk işte. Hiç yok yani. Alakası yok onda da. Elton John gelecek. Maçın favorisi bizi sahaya çıkın ve taraftarı coşturacak bir performans gösterin. Şimdi görsen. Van Dijk'ın yanında yazan süper ya. Yüksek nüfuzlu oyuncu falan. Maç sonunda. Arıyormuş böyle Amsterdam Utrecht'i falan. Bizim yeğen var onu Utrecht Belediyesi'ne aldım falan nüfuzlu. Maç sonunda Elton John plak hediye edecekmiş. Ya yok gerek yok biz maçı alalım ben Elton John'a Beatles plağı vereyim imzalı. Kendim imzalayacağım ama. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Sakın çocuklarınıza Yellow Submarine çizgi filmini izletmeyin. Siz kendiniz önce izleyin bir şey anlarsanız bakın. Evet Alison Becker. Çok güzel. Kısa çıkmayı çok seviyorum. Evet. Yalnız bir gene Robertson. Çizdiğimiz plan ilerliyor. Evet. Salah. Kim bu kaleci ya? Gomez'e bak sen ya. Gomez. Bu Gomez bir yalnız zamanlar Tottenham'da ne goller yiyordu ha. PSV'de iyi. Fernando Torres Chelsea'de atamıyordu. Gomez de Tottenham'da tutamıyordu. Ben de espri yaptım. Bunlardan balıkçı olmaz. Biri tutamıyor. Öbürü de fileleri bulamıyor. Torres de ağları bulamıyor. Oyuncu değiştirdi. Dur. Evet edelim edelim. Onlar da oyuncu değiştirdi. Milner'ın sarı kartı var. Delik niye gergin abi onu anlamadım. Konuştum bir de demin Feynaldum olabilir mi Delik? Milner yerine. Keita da kötü oynuyor. Evet Milner'la Feynaldum'u değiştiriyoruz. Hatta isterseniz ikisini de değiştirelim. Evet, İki yönlü evet, de evet, Keita evet, çok evet, daha yararlı. Van Dijk'i şeyi al şimdi hocam. Hiç pasörü al. Tamam, tamam kesici yemedik. Çok pardon. E niye almadın ya? Penaltı mı oldu? Yok yok hayır. Ha. Gel abi. Al pasöre. Pasörde savunmayı mı alayım? Savunmaya, pasör savunmaya al. Tamam. Bir de Fabinho'ya gir abi. Fabinho. Hı-hı. Defansif oyun kurucu yap onu da abi. Evet. Savunma destek? Destek. Gol atmamız lazım. Evet. Devam. 75'te şok değişikliği hazırlanın. Ceza kaleciyi değil çıkarıyoruz abi. Guardiola'nın hayali ya. Kalecisiz oynadı. Yine çok güzel top. Ah. Değil. Yok. Değil çünkü artık ezbere oldu o işler. Ah sekene oldu. Oyuncu değişikler olmadı. Olmadı. Şimdi olacak. Şimdi olacak ama. Olacak da inşallah Milner kırmızı görmez esas. Arkaya kaçacak. İşte kesici. Ama bu işte ya. Kesicide kaldı ya. Van Dijk. Ama işte zamanı gelmişti almaya da. Neyse tamam sorun yok. Sorun yok. Hücumu biraz Eneran da yaktı bizi bugün ya valla. Çevireceğiz daha 65. dakika.
Ben bizim kalecinin top kurtardığını daha görmedim. Ya. Gören var mı aranızda? Valla Klopp bayağı para verdi, ben vermedim ama Alisson yani Ali'nin oğlu. Tamam ya, gol çekkarlarını hakikaten ben de offside. Bu offside diye de yok offside. Yok. Değişiklikleri yap abi, yap artık yap. Bir de bir kızalım ya. Şey istekle oynayın, hatta azimle oynayın diyorum. Daha azimle oynayın. Hadi beyler. Tamam, özgüven falan yere gel. Şimdi çeviriyoruz maçı. 79 maç oldu. Çeviriyor. 80 oldu ya. Durdurayım mı, devam edeyim? Durdur. Olur. Firmino'yu şöyle yapıyoruz hocam. Bir dakika. Al Keita'yı. Başlayacağım tedirginliğine. Zirzop. Al Firmino'yu 10 numaraya hocam. Evet. Al hocam Keita'yı. Gerginmiş. Şimdi geleceğim seni. Al hocam Sturridge. Sen de bir gol at. Öne al abi onu. Ah. Aynen böyle. Oyun aynen. Kurucu mu? Yok ya. Ne oyun kurucusu Sturridge? Hayır, Sturridge forvet. Sturridge değil ya, Firmino. Ha, Firmino'yu ofansif oyun kurucu destek tabi. Şöyle Fabinho'yu da şeyin yanına al, Feyenoord'un hocam. Al al al. Mezala. Yok, Mezala değil. İki yönlü orta saha. Destek. Öbürü de iki yönlü orta saha destek. Mi yok, o Mezala kalsın. Kanadı biraz olsun. Desteklemiş gerekiyor. Tamam. Evet. Bir de Salah'ın biraz şöyle şey yapalım. Şut çektirelim hani yoksa. Tamam. Hadi. Bir puan almamız lazım. Belki. Bir de şu bir taç taktiğinde değiştirsek mi ya? Bu maçta hiç etkili olmadık. Hep rakibe kaptırdık. Hocam zaten değiştirdik ya. Onu maç içinde değiştirsek mi? Tamam, istediğiniz gibi. Bir tek Robertson oynuyor ya. Değiştireyim mi? Neyse tamam artık. Boş ver, değiştirme. 86 oldu zaten. Yenildik. Zannediyorsunuz ama öyle zannetmeyin. Atacağız. Hadi oğlum be. Dur dur. Vur. Döndü ama. Penaltı oldu. Vur. Gol. Ya, rahat ol. Daha dur. Daha bitmedi. Biz bitiremeden. Kim bitmeyecek. Attı mani attı. Çok mani iyi attı. Oldu bu be. Dur dur. Devam devam. İleri çıkın. İleri çıkın. Tamam. Çok güzel geldi. Yani burada da aslında. Çok güzel gol. Yalnız Daniel Sturridge'in pas girişi. Sturridge hamlesi iyi oldu ya. Aynen. Aferin. Bir ara dışarı vurdu sandım da çok yok iyi canım. Vurdu. Yok canım. Sen Mane'yi ne zannettin? Evet. Manchester United'daki oyuncular mı zannettin? Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Püh. Adamlar da bitirecek. Bitirdi kestane. Neyse. Bak ne zaman liderliğe olsun. Bak bak bak. Ne diyor? Benim görüşüme göre bu menajer gerçekten mutlu olmamalı. Bence tarafta bu motorista rahat bir zarar ediyor ve haklı olarak hayatında olacaklar. Madison McLeod. Sky Sports. Seni tanımam ben. Andy McLeod vardı. İyi hocaydı. O bir şey derse der. Hocam ne diyoruz? Agresif yok. Agresif değil mi hocam artık? Hayır yani. Hayır. Hırslı. Hırslı. Yok. Agresife gel. Kazanmamız gerekiyordu ya. Evet, kazanmamız gerekiyordu. Yani güzel tepki verdiler. Tamam, güzel. Kızgın dedi 4-5 tanesi. Çok iyi verdiler, evet. Hocam hepsi motive görmedin mi? Kızgın motive diyor, söylenen türlü kızgın. Biz kızgın. Onlar motive. Ha, iyi. Bence kızacaklar ama neyse. Evet. Watford beraberliğe yattı mı? Ali Ece Sala öfküsü mü? Manyak bu basın, yemin ederim. Ne dedik bu? Basın bunu da yazın yani. Cımbızla çekmişler değil mi? Hocam. Bir tek Sala. Yardımcılar. Deneyimli kanat mı? Sensin kanat. Hepinizi kanat gibi çevireceğim ben adama. Bak! Şu oyunda beni delirtmeyin. Salah öfkesini belirtti diye daha adamı övmek. Hadi size puan kaybetsin. 14 gün var, unutur zaten. Yani. Dur dur dur. Milli maçı falan gider. Ne alakası var ya? Basına bak ya. Biz de eski basını unutmuşuz. 4 attı. Yalnız Tottenham'da United'da yemiş bu arada. United'da hep 4 yiyor be kardeşim. Evet. Ne oldu bu? Ben şehre uğradığımdan beri kasa dönmüyorlar. Emre Alça demiştik ya geçen. Hala lideriz. Tabii şeymiş, bir gol avarajlı değil mi? Tabii. Hayret. Tabii tabii, bir gol avarajlı lideriz. Evet, sorun yok ya, devam edin. Şimdi güldük, eğlendik. Bak havaya girmemiz gerekiyor. Yalnız ciddi çalışmamız lazım. Bizim klasik Türk hoca kafası. Hemen bir böyle Hikmet Karaman gibi şunu göstereceğiz bunu. Yılmaz Vural gibi hemen şey. Ersun Yanal'ı o aşırı iddialı açıklama. Mustafa Denizli ki bunların dördü de çok iyi hocalar abi ya. Hele Mustafa Denizli ile Ersun Yanal. O Kasımpaşa için. Bu arada Tottenham'ın puanı da fena değil. Tottenham'ın da mağlubiyeti yok. 3 takım mağlubiyeti yok şu an. Tottenham bizle oynamadı ki daha. Aynen.
Onlar, daha şimdi dedim iddialı onlar, açıklama yapma. Onlar stille beraber. Ya ben kaldırdım. Çok seviyorum ama öyle. Mustafa Denizli, Fatih Terim açıklamaları. Ben Mustafa Denizli'nin şeyi çok seviyorum hocam ya. Puan 15. hafta lideriz. Bir de şey var, 76 puan yeter bu yıl falan, hakikaten de öyle oldu. Kasımpaşa da dedi ama olmadı. Yaz Mustafa Hoca, o zaman müstakbel işimdi. İlk tanıştığı zaman dedi ki siz 3 aya kalmadan evlenirsiniz dedi gerçekten. Bir de Mustafa Denizli nikah şahidi oldu ya. Adamın zamanlama tahminleri nefis ya. Yani. Şimdi ligde Arsenal değil mi? Milli şimdi, takım dönüşü. Evet. Dur bir bakalım. Onların da çok oyuncusu gidiyor milli takıma bakalım. Lacazette gitmiyor abi. Fransa milli takım o kadar iyi ki. Mısır da o kadar iyi olsa Salah da belki gidiyor. Yo, Ahmet Hasan'ı falan oynatsınlar ya. Allah Allah. Boazizi miydi? Gaziantep. Oynat. Çok iyi sağ açık oynar falan. Teknik direktör Hector Cooper'sa bunları yedirebilir. Mısır mıydı? Cezayir miydi ya? Cezayir mi Boazizi? O tam kim vardı başka mı? Mısırlı Türkiye'de? Ya ben bir Mido biliriz. Mido efsane falan. Tabii Mido çok iyidir ya. Salah mı Mido mu? Toplumlara sorsan seni döverler ya. Ayman nereliydi? Ayman böyle Ziya Doğan ülkesi olsa Ayman onun başkanı olurdu yani. Ayman Mısırlı işte. Ayman Mısırlı, aynen. Mısırlı Ayman. Ya, abi, abi daha ne arıyor ya? Burada bir şey söyleyeceğim. Şakası yok. Ben hep Ayman'ı Türkiye'de kimi çalıştırsam alırdım. Çünkü belli süre sonra oyunda belli yıl oynayınca Türk evet. olma kontenjanı vardı ya. Zaten 4 yıl oynamış oluyordu. Alıyordum bir sene oynatıyordu. Ayman Türk vatandaşı oldu. Yabancı sınırı var. Ha o zaman sınır. Ya Ziya Hoca da güzel açıklamıştı. Kardeşim Ayman'ı aldığımız hangi takımda Ayman kötü oyuncu dedi. Doğru söylüyor. Sorunsuz diyor. Hiçbir maçtan önce şuram ağrıyor, buram ağrıyor demez. Ziya Hoca yedek kaldığımız sıkıntısı yok. Ayman. Bunlar birleşsin abi. Mısır, Tunus, Fas. Tabii abi Kuzey Afrika Cumhuriyeti. Birleşik Kuzey Afrika Cumhuriyeti. Fransa yayılmacılığına karşı önlem alıyoruz falan diye. Bu arada bütün Kuzey Afrika Marsilya'da, o da ayrı ama. Hepsinde Marsilya. Fransa milli takımı zaten İngiltere Kuzey Afrika düştü kardeş. Yazdı. İngiltere küme mi düştü? Evet. Gerçekten. Flower of Scotland. Kim çalıştırıyor? Southgate mi? Herhalde. Ulan nasıl düşürdün takımı şu takımı ya? Bak çocukların morali bozuk Southgate. Gelecek. Nereden düşmüşler? Nereden düşmüşler? Damdan Ligi. Düşmüşler. Bizim Uluslar gerçek Ligi. Hayatta Türkiye düştü ya Lüçescu ile onun gibi. Uluslar Ligi. Grupta düşmüş yalnız. Ne lan Hırvatistan falan. Ha, Dünya Kupası finalisti. Bir şey söyleyeceğim. İspanya ile deplasmanda berabere kalıp düştü. İngiltere elendi ya, oradan Flower of Scotland çalın abi. Oh Flower of Scotland. Onu ekleyelim. Ali Ece, işte Liverpool'da kutlamalar başladı. İskoçya ne yapmış ona da bakalım. İskoçya ne yapsın zaten D'den Z grubuna düşecek yakında. Biz yayından önce İrlanda'nın milli takım kadrosuna baktık. İsimler default oyuncu abi. Uydurma isimler. Evet, abi gerçekten. Öyle futbolcular yok abi gerçekten. James hep ya. Ne diyor? Swansea Liverpool 23 yaş altı. 12 oyuncu milli takımda. 12 mi oyuncu milli takımlarda? Swansea. Bizim 25 oyuncu. Tam geldi işte 24 şimdi 12 oyuncu. E bitmedi mi yani? Ya. Bir dakika İskoçya dedi şey dedi aç bakayım. Bir dakika bir alta gel. Milli maçta Dave Fallows. İskoçya işte şey. 0-2 İsrail'e kaybetmiş. Puh! Kahretmesin hem de istifa et. Şey değil mi o Rangers'ın eski hocası çalışıyor değil mi? Aç aç aç. Aç aç aç. İskoçya. Aç milli takıma da daldık milli maç arasında yaşanan. Aç bakayım. Mil şey çalıştırıyor değil mi o? McLeish yapalım. Alex McLeish. Bu hem de İsrail 2-0 yeni. Utanmaz adam. Baksana ne yapmışlar. Pum, Allah kahretmesin ya. Hale bak İngiltere'ye gülüyorduk. İsrail'e 2-0 yenmişler. Arnavutluğa da yenmişler. 4-1. Ya. İsrail'e 4-1. Bu herif hemen istifa etsin ben geçeceğim takım başına. Hiç umurumda değil. Bunu ya bu ne ya bu Rangers'ın hocası şaşkının teki ya. İyi stoperdi de. İlla her iyi futbolcudan iyi teknik direktör olacak. Pavar sakatlandı. 3 gün ya bir şey olmaz. Dönüş yolunda sakatlanmış. Free Shop'ta sakatlanmıştır. Ya arkadaşlar teknik heyette baş hocadan da kaynaklanan bir ciddiyetsizlik sirayet etti. Kendimize gelelim ya. Bu arada ilk kez bir maçta 5 olur demedim. Puan kaybı oldu. Evet, kesin o yüzden. Kesin. Kesin. Valla bundan sonra Van Dijk'ın ayağı kopmadıkça her maç 11'de. Ve her maç pasör. Bunu da söyleyeyim. Kim abi? Van Dijk. Öyle abi zaten. Tabii öyle. Normal taktiğimizde pasör.
şımardık ya. O şey ya, gerçek hayatta ilk kez hata yaptı ya, gol yedirdi Fulham maçında. Oradan orada biraz kalecinin de var. Onun da var bence. %10, %20 Alisson Becker. Var onun da. Yaz Doğan'ın yorum nefis. Yaz abi. Geldiğimizden beri bizim kaleci hiç top kurtarmadı. Ya görmedik ya. Hiç gördük mü? İşte. Reyna'yı hatırlatmaya çalışıyorsun. Hatırlatamazsın. Abi sen Reyna'nın babasını da iyi bilirsin. Yok ya, onu hiç izlemedim. Atletico'nun kalecisiymiş. Yazık. Öyle bir zaten finali falan kaybediyorlar. O maçta kaledeymiş. Ulan Dudek bile en azından finalde penaltılar kurtardı. Şevşenko'nun inanılmaz ya. Hiç ben Reyna'nın öyle bir kurtarış yaptığını görmedim. Futbol tarihinin en efsanevi kurtarışlarından birisi bence olabilir o. Bir de Şevşenko abi. Evet. Şevşenko ya. Vuruyor, bir daha kurtarıyor falan. İnanılmaz ben o ya. Ben geçen o penaltılarla ilgili şeye denk geldim. Avram Grant'in işte Chelsea'de o final oynadığı zaman. 2008. Aynen. Penaltı çalıştırması takıma. İşte bir istatistik bölümünden biriyle çalışmış. Hani kalecinin işte Van der Sar'ın neresine vurmak lazım diye. Joe Cole yanlış vuruyor. Ondan sonra penaltı kaçıyor ve kaybediyorlar hani, ama İyi teoride aslında bütün ayağı şey kayıyor. Doğru. Ayağı kaydı. Ama işte o doğru köşeye vurmuş. Abi Avram Grant Chelsea'yi çalıştırabilecek kalibrede bir hoca mıydı? Beni şimdi siyasi konulara sokup yine burada şey yapacaksın. Hocam gene Allah aynı, aşkına. Yalnız aynı ülkenin vatandaşı. Avram şey Rusya'nın İsrail vatandaşı diye. He oradan. Oh. Şevçenko'nun penaltısındaki gelişi, topa vuruşu falan çok o maçın şeyi, o kaçan pozisyonu. Abi nazar değdirdiniz ya. Vallahi nazar, gül gibi Solanke'ne nazar değdirdiniz. Solanke nazara değmiştir, ben sana öyle söyleyeyim ya. Yani. Fizyoterapist gözetimine bırakmasın bence, senin gözetimine bıraksın. Evet evet, koyun başına Doğa ya. Ne oldu, karın kasına abi mı bir şey olmuş? Bu ne ya, böyle güreşçi mi bu Tosunpaşa'daki şey gibi? Yalnız kas kanadına dikkat, zeytinyağı gönderelim şey yapsın, Kırkpınar güreşi yapsınlar ya. Hakkını yediniz çocuğum. Çocuk şimdi geliyormuş sakatladı. Başkan işte Ali Bey, işte bu yağlı güreşteki başarılarınız dünyaca meşhur. Şu Albert Limanı'nı bir titretseniz falan, titretmesem olmaz. Paşam siz kendiniz bir güreş tutsanız da şu meydanlar bir titrese. Titretmesem olmaz mı? Orada geleneksel City'de güreşlere başlatıyoruz. City'de de 2-2 berabere kaldık. Güzel. Bu City altyapısından başka yeni Sancho'lar varsa biz alalım ya. Bu sefer belki bir şey çıkar, Pancho falan. Bir açsana şu City'nin altyapısını. Bu mu? Evet. Dur, değere göre mi, attıkları gole göre mi, neye göre? Yok yok ya. Şu Tommy Doyle neciymiş? İyi, oranları güzel. Alalım takibe. Tamam. Yaşı da genç. 17. Alalım takibe. Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsine, bunlara bir gıcıklık değil mi? Hepsini takibe al abi. Bütün takım. Hocam onu yaparım. Tamam. Hakikaten hepsini takibi al. Bayağı bir şey. Tek tek tıklaya tıklaya. Tıkla tıkla Sam Robinson takibi al. Hocam kötü bunu almıyorum. Kötü bunu ya. Geç. Bu ne ya? Bu da böyle bir... Bu Robinson Crusoe olmuş. Böyle ya. Cuma yok mu? Cuma'yı... Hafta içi kulübe geldiğinde erken yapalım. Ogbeta. Ogbeta'da yıldız oyuncu ismi var. Bunu geç. Bunun adını söylemek zor. Ogbeta ne? Ogbeta'da yıldız oyuncu ismi var. Yok bir numara. Nereliymiş bu ya? İngiliz. Geç. Böyle İngiliz. Gerçi İngiliz değildir ya. Olsun İngiliz işte. Nathaniel Ogbeta. Geç geç geç. Bir numara Nijeryalı. Yok. Nijeryalı. Ta olsun İngiliz de. Ben de şu Barnaby'yi sevdim isim olarak ama. Teknik 15. 17 yaşında. Bunu al takibi hocam. Ne oluyor? Bu Salah, Dybala, Dybala şey takas muhabbetleri var ya. Mesela mantıklı bir şey mi? Haberler çıkıyor ya. Üstüne kaç para verecekler? Oo bizim Fabinho cezalıymış bu arada. Sonra şey Dybala'nın fizik kondisyonu, doğal seviyesi Premier Lig için yeterli mi değil mi? Klopp bilir abi. Bu oyunda şimdi böyle bir şansımız yok ki Emre'ye. Bir de Dybala çok mevkisiz bir oyuncu değil mi ya? Bize bir Premier değil Lig'de ya, daha mis net gibi 10 numara adam da işte. 10 numara mı? Bence mis gibi 10 numara. Santrafor da oynar sıkışınca. Biraz da ama Firmino'dan kaydı. Sonra nasıl santrafor olacaksın? Yani Firmino ne kadar çalışkansa o kadar doğru. Az çalışkan. Doğru. Bu arada Arsenal maçına geldik. Evet, Fabinho cezalıymış. Cezalı. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz orta sahayı. Feyenoord'un Keita. Bu arada Robertson'da da şöyle şey var. Ne var? Yok. Dinlenme yani. Milli ses. Takımdan mı? Evet, o İsrail. Evet, İsrail maçında yoruldu bir de. Vurmuş çok yorgun geldi. Bana sebep çocuğa gıcıklı yapıp Ali Ece'nin talebisi vurun. Sol bek Moreno. Vurun İskoç'a diye. Eyvah. Moreno'muz var. Yok canım, ne Wagnomen'imiz var ki Wagnomen bayağı iyi oynamıştı. Wagnomen'i alalım hocam. Evet ya, çok iyi oynamıştı. Evet, çocuğu unutturmayalım ya. Ama Robertson'u yedeğe koyalım. Klein'in yerine koyuyorum. Dinlenme dediyse... evet. Şimdi hocam Fabinho. Van Dijk'i alalım 11'e, Pavar yerine.
Hemen onu bir pasör. Tamam zaten pasör. Pasör, pasör. Tamam. Şey cezalı. Alexander Arnold yerine hocam Joe Gomez'i alalım. Daha defa yani. Yok Gomez'i alalım. Geçen maç kızdırdı çünkü Alexander. Sonradan alacağım ama. Nabi Keita'nın da ama değiştiririz onu. Yok yok. İlk yarı çıkartıp. Fabinho'yu çıkaracağız. Fabinho cezalı zaten. Pardon. Evet. Şirivella'yı alabiliriz. Orta tabii. Sahi diyorum. Şirivella'yı alacağız zaten. Yani Mane ve Salah da yorgun gelmiş ama bu çok. Maç çok önemli ya. Maçta Şampiyonlar Ligi'nde artık ya. 85. Salah da. Başla abi bunlarla oyna. Tamam mı? Tabii şimdi Salah falan 11'den oynatmazsak basın yine adi dedikodular yapar. Keita libero'ya aldım. Keita da 87. Ya 3 de 2 de eşitlik yaparız. Milner'ı oraya alalım ya. Milner mi alalım? Milner defansif orta sahaya alalım. Keita daha iyi. Dizi libero yapma Milner'ı. Bu maçta ama o tandeme girmesi lazım birinin. Yani üçlememiz lazım defansa. Ama Keita değil ki oyuncu ya. Ya De Ligt bence. Pavard da çıkarız. De Ligt'i oraya alırız. Tam böyle Mourinho tipi hani vardır ya böyle. Mourinho tipi içe... demeseydin hemen yaptıracaktım da. Mourinho tipi değil. Bir de içeri oynuyoruz bence. Bir libero oynatmak yok. Gibi aslında o. Sen Keita'yı al tamam oraya. Bir de içeride oynuyoruz. Yani çok kapanmak. Yok biz gene kapanmayacağız. Keita'yı defansif oyun kurucu yapabilir misin? Yaparım ama hocam dediğim gibi o ikilinin arasına girmesi lazım aslında. Çünkü Arsenal sürekli atak yapacak. Peki tamam. Oh peki. Gene yaparız. Hani 20. Doğru, dakikada tamam, müdahale tamam. Ederiz. Tamam. Tam bir iddialı bir cümle söyleyecektim vazgeçtim. Tamam mıyız o zaman? Maç sonunda. Yok lütfen. Arsenal bizim kalemize gelemeyecek. Mustafa Denizli özgüveni değil mi? Mustafa Hoca'ya soruyorlar milli takımda hocam Fransa'da öyle oynayacağız. Bunlar duran toplarda Blandozay'ı gelip kafayla gol atıyor. Löbef oynasa o da atıyor. Hangimiz hangisini alacak diyor ki onlar korner bile atamayacak diyor. İlk yarıda yine kornerden direkt kullandıkları topla golü hakikaten oyuncunun korktuğu gibi stoper hemen bir atıyor. Oyuncular siz biliyorsunuz niye böyle 4-0 değil mi? Bir yerde 4-0. Hazırlık maçıydı. Hazırlık maçıydı. 2'den sonrasını ben izlemedim. Sinirleniyorum öyle maçlarda. İnönü'de 4-10 maçta Blank oynamıyordu ya. Zidane kadro, dünya şampiyonu kadro gelmedi mi işte Zidane? Ova bırakmıştı ama ya o dönem. Bırakmamış mıydı ya? Oynamıyordu. Blank yoksa Löbef vardır. Neyse bizim oyuncular diyor ki bunlar hep çıkıp attı diyor dünya kupasında. İşte Blank diyor şey maçında attı, Paraguay maçında attı ikinci turda diyor. Zidane finalde i̇şte iki tane yapıştırdı. Lilian Thuram attı Hırvatistan'a iki tane. Hayır savunma oyuncunu soruyor. Tabii. Bizim forvetler soruyor. Galiba Saffet Sancaklı soruyor. Ne diyoruz? Sinirden maç öncesi. Taraftarı hırslı, hırslı, hırslı. Evet, sahaya çıkın ve taraftarı bilet için her şeyin paraların karşılığını verin. Çok güzel. Bu arada 850 sterlin ortalama kombine Liverpool. Ben bedava. Ben hocasıyım takımı. Biz en iyi yerden izliyoruz maçı. Chester iç gibi. Yalnız yarın gazeteler yazar muhtemelen yeni gidi. En iyi yerden maçı izledikken itiraf ettiler yani. Star iç gibi. Yapmadılar. Yalnız yağmurlu hava bakalım. Daha iyi. Aslında Çehin falan ayağının kayması gerek ya Mustafa. Güzel bir tedirgin başladı. Granit Xhaka falan çok geride başladı maça. Güzel. Kartı görecek. Mane Mane. Çok güzel müdahale. Çok güzel müdahale. Tereyağından kıl çeker gibi dedi. Gene arkayı kaçırdı. Tereyağının tereyağı çeker gibi. Ne gol? Gol be! Dakika 2. Çok kritikti yani o gibi. Hocam bizim oyuncular tabi... Aslında Watford maçında aynı pozisyonlara girdik. Etki. Yok yok orada biz şımardık. Tamamen bizim hatamız. Oyunculara hiçbir şey demeyelim. Tamamen üçümüzün hatası. Hocam en kızdık o kadar salak. Gazete manşetlerini çıkmıştık. İki mi oldu tekrarı mı? Tekrar tabi biliyorum. Siz denemek için yapıyorum. Bakayım ya ne kadar havaya giriyorsunuz. Gibi. Çünkü bir kere Emre şey yaptı. Vay bir tane daha attık. Karşı olan var diye. Karşı sahneye havada kalıyor. 1, 2, 3, 4. Yavaşlatılmış pozisyonu. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 9. saniyede vuruyor. Yemeyelim de biz kalmayalım havada. Aman. Orayı buraya çarptı. Ama çık kaleden Alisson orada ya. Yok maçı en iyi yerden izleyen adam bence Alisson. Ben taktım bu kaleciye ya. Kardeş kendimize gelelim bak lütfen. Al, güzel. Vur. Güzel. Gol be. Özgür Buzbaş mı yönetiyor ya Arsenal'i? Burasını aynen koyun lütfen. Büyük galiba Arsenal'i Özgür Buzbaş çalıştırıyor.
Kaan Kural'ı çağır da yardım al biraz. Dedik kalemize. Bak Joe Gomez tercihi de iyi oldu hocam. Evet. Çok iyi. İkinci yarıda hazırlan. Senin o delikt önlü büro işini yapacağız. Lakin belli dakikadan sonra üçlüyü alıp ortada Van Dijk'i yine oyun kurucu oynatacağım. Tamam. Yani hazırlanın sonra bu adam ne yapıyor diye bana tip çok iyi top. Yok hocam geçen hafta zaten sağ üstüne koymuşlar. Ama Firmino yanaş sen de ya. Sen konuşma bu şansı kaçırmamadı falan. Sizin işiniz değil o ya. Gol ya da değil bitti. Sen yorum yapma spiker. Tam Türk hocayım ha. Spikere, kameramanı, herkese. Görüyor musun değil mi? Herkese sarıyorum. Top toplayıcı falan. Siz de hızlı olun falan. Faster, faster. Vur. Ve gol be. James Milner ya. Vallahi ya. Milner gol atınca bir ayrı seviniyorum ya. Vallahi ben de ya. Niye öyle oluyoruz bize? Ben bunu canlı izledim City maçında. Ya şeyden olabilir mi? Mükemmel bir oyuncuydu o maçta. Hocam şeyden olabilir mi? Takımın DNA'sına çok yakın ya. Çalışkan, işçi oyuncu. Aslına bakarsan. Abi şimdi çalışkan işçi oyuncu diyoruz da bir sürü para verip kaleci stoper aldık yani, ya. Biz ya, o konulara tamam. Girmesek de. İşçi oyuncu da kaç 3 milyon puan alıyordur yılda keşke. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bütün işçilerin o kadar çok para kazanmasını savunuyorum evet, ben zaten. Ben şöyle söyleyeyim. Futbolcu olsaydım en fazla Milner gibi olurdum. O yüzden Milner'ı ekstradan çok seviyorum. Yani çalışkanlığıyla sürekli kendini geliştirerek, kendine çok iyi bakarak. Hırsıyla, pozisyon bilgisiyle. Kritik yerlerde sorumlu kalmak. Öyle bitiremedik. O yüzden bir golle bitirelim ilk yarıyı. 1-2-3 yetmez. Salah Mane. Salah Mane Firmino atsın. Liverpool şampiyon kalksın. Posta gazetesi şiir demiyor. Hoş geldiniz. Delik. Limanıyla. Bilinçli. Bak şey vardı ya Sezen Aksu'nun. Attık galiba. Ada Vapuru şarkısı vardı ya. Tamam. Ada Vapuru gibi gol hocam. Ada Vapuru gibi. İlk yarı da siz iki gazoz gibi tabii. Evet. Milner asist. Öğrencilerim beni kırmaz. Kırmıyor. Hepsi fevkalade çocuklar da. Arsenal resmen fazla ya yani şu ana kadar. Resmen fazla ya. Biz büyük maçlarda biraz restale çeviriyoruz işi. Bu gol çok güzel ya. Ben de burada kale, Çeh değil, bütün böyle Çeh Cumhuriyeti kalecileri gelseydin olmuş. Benim artık bir şey söylemem gerekiyor. Yok. Lacazette o kadar top gelmiyor, 6 ile oynuyor ya. Hiç gelmemiş. Pembe ilk kez gördüm. Sakin, havaya girme. Taktik. Taktiklere gel. Taktik maktik. Şımarma. Taktik maktik, çekolastik falan diyor. 73'e düşen kim? Keita. Hocam delik tam valla gizli libero göz kırpıyor. Tamam al. Ama çok ciddi bir değişiklik de yapmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya, şunu ya. Yapacağız. Bir dakika. Gomez'i stopere. Gomez'i stopere hocam. Tamam. Evet. Keita yerine Alexander'la. Alexander ikinci yarıda Arsenal'in ağlarını sallandır diyerek. Mane'nin de biraz formu düştü. Devam. Gerek yok. İkinci tamam. Yarıda değiştiririz. 8.40'la oynuyor hocam. Biraz daha bir takım konuşması bir dakika. Bu disiplinli. Önde olabilirsiniz ama performans düşerse bu değişebilir. Bunun olması da izin vermeyin. Peki iddialı hırslı? Hırslı hırs. Yok iddialı. İddiasız mı ya maşallah. Dur şimdi orta sahaya geçince sen o zaman görürsün. Hocam 4-0'a da önde olabilirsiniz dedik ya. Hiçbir İngiliz takım 4-0'dan maç vermez. Bizim Liverpool'u hiç vermez sana. Fatih Hoca'ya selamlarla. Aynen. Orada belki Fatih Terim olsaydı ikinci yarıda. Hakikaten o maç öyle olmazdı. Evet. Ama belki de 4-3 ile bitebilirdi. Fatih Hoca çok sinirlenebilirdi. Ya bak o Milan'ın o Liverpool'a hakikaten yenilmesi yani finali kaybetmesi büyük saçmalıktır Ancelotti adına ya. Bu arada dakika 64 Mane iyice artık düştü. Al. Onu bir değiştirelim isterseniz. Al. Şakir. Şimdi hocam hayır. Tamam. Şakir'i falan değil. Şakir'i. Kim dedi Şakir'i değil diye? Ben mi dedim? Ben Emre'den duydum. Ben 5 olur dedim. Yok ya ben. Hayır ben şeyi düşünüyordum da. Oraya James Milner'ı mı alalım diyordum da. Dedim bu yaştan sonra yorulmasın o kadar ya. Bir de orta sahayı kimi alacağız? İyi oynuyor bir de. Şirivella var orta sahayı. Evet. Ama sonra. Bizim devre arası alay mutlaka transfer yapmamız var. Birazdan orta. Böyle Salah Staric değişikliği geliyor hazırlanın. Abi La Gazette fena hitlerde. 75 oldu. Kanada çekti hoca onu artık ya. Alalım mı? Özgür Buzbaş çalıştırıyor galiba ya. Değiştirelim mi? Taktikler evet. Şimdi en önemli hamleyi yapıyoruz. Muhammed Salah'ı alıyoruz. Alkışlarla. Ha.
Evet. Evet. Şimdi hocam, Van Dijk ortaya. De Ligt sol stoper. Chilwell, Milner, Feyenoord'un orta üçlü. Arkaya sarkıtayım mı? Kimi? Chilwell. Ya altı şey. Yok yok ya. Kaç kişi oynuyoruz zaten orada? Merkez orta saha mı o zaman direkt? Defansif oyun kurucu. Tamam. Destek. Her şey çok. Van Dijk'ı neci şu anda böyle pasör mü? Evet evet. Süper. Aynen devam hocam. De Ligt'i de pasör yapayım. En iyi oynadığı. Tabii tabii. Çünkü zaten geride 5 ile oynuyoruz. 5 ile oynamıyoruz aslında da işte böyle oynuyoruz. Devam. Şimdi 5. golle bitirirsek maçı nefis olacak. De Ligt, Alexander. Güzel orta gol getirir. Ah! Penaltı. Aa, dokunamadım. Vermedi. Ben de soyadımın hakkını vereyim. Penaltı değil ya. Top çizgi geçerse. Doğa ürün gol oldu. Top çizgi geçerse. Maç bitti oğlum. Bak bak beni aç o Aaron'un eşi. Aç aç. Gel bakayım sen gel. Bizim Forfort'u diye yalakalı kim? Hocam bütün gazetelerle kavga olmuyor. Bir dakika maç ya. Öncesi beraberlik demiştim ama ancak dürüst olmak gerekirse Liverpool takımını kazanırsa beni şaşırttı. Hala ekterimde. Ya sen ne anlarsın Aaron'un eşi ya git. Kanadalı zaten. Ya Kanadalıysa işte Atiba'nın vatandaşı öyle diye yani. Kayırırız da böyle böyle Kanadalı olmaz. Aferin. Larin'in akrabası olabilir mi? Evet ya. Aferin beyler. İyi bir aferin beyler. İyi bir galibiyet aldınız. O kadar ya. 4'te kaldı. 5-6 oldu. Yalnız Magnomen bu arada göremedim ama aynen 7.98'e yakın oynamış. Tamam zaten Moreno senin adamın. Devre arası için Moreno'yu satalım mı ya? Heh. Tamam. Nasıl olsa şeyi de sol bek oynatıyoruz. Evet. Tamam tamam. Nathaniel Klein'de. Bravo. Şimdi, evet. Asisti için övüyorum. 2 asisti var dedik. Tabii tabii bunu bir devam ettir. Bir tane de orta saha almak gerekecek. Evet bir tane kesin merkez orta saha alacağız. Ve şimdi Doğa, Emre. Zor olacak ama 5 dakika %100 ciddi ve konsantre olmaya çalışalım. Kameralar sizden lütfen. Gülmeyelim, güldürmeyelim. Gülmeyin oğlum ne gülüyorsunuz? Şimdi bak. Fikstürü de açtım. Orta sahaya yani. Ne alacağız? DMC mi alacağız? Libero'muz eksik bizim. Tamam. DMC alacağız. Evet. Defansif midfielder alacağız. Tamam. İlk aklınıza gelen isim? Sergio Gomez. O DMC değil canım. İleri. Atiba açılsın. Oynar da çok fiziksiz. Çıkartır mısınız? İlk aklınız. Dışarı çıkartır mısınız? Sana soran mı var ya? Cevat Kelle. Allah Allah ya. Atiba açılsın. İlk aklıma gelen. Ya Lewis Cook falan olabilir. Burnham'tan ama çok pahalı onlar ya. İlk abi benim ilk aklıma Gerrard geliyor. Peki bu arada neyse az ya. Bir oyuncu mu hala Gerrard geliyor. Az bir oyuncu mu istiyorsun yoksa hani destekleyecek bir isim mi? İlk aklınıza gelen bu adam bizim takıma gelirse şampiyonlukta %5 şansımız Ayer çoğalır dedi. Christopher Ayer, Celtic'ten. Celtic'ten Ajer. Ayer. Ya Ajer demek. Bilmiyorum nasıl. Ben de Norveçli sormak lazım. Norveçli değil mi? Norveçli. Genç, 20 yaşında. Norveçli adamla eski bileceğiz. Eski öğrencin. Hem libero oynuyor, hem pasör oynuyor. Bütçemizi boydu uzun. Abartabiliyor muyuz? Hayır. Casemiro. Casemiro imkansız. Casemiro beni Casemiro yani. Casemiro ya. Abi nasıl alalım? Gofret adı gibi oyuncu almıyorlar. Cebimizdeki parayla çaktırma. İspanya'dan alabileceğimiz tek Miro. Miro'nun tablolarından biri ressam. Birini getirelim hemen. Miro'nun ama o da çakmasını alalım. Aynen onda çakmasını. Şeyden Madrid'de sokakta satılanlardan 1 euroya Miro alalım. Mali duruma bir gelsene. Boş ver bakma. Abi hiç bakma ya. Maliye peşimizde. Yani oyuncu da satıp bir bakmak lazım lütfen. Vergi kaçırıp ortası alacağız falan böyle. Aynen göreceğiz. 25 milyon. 20'den gösterip. Evet. Fena değil aslında ya. Şöyle arttırsak 33 olur. Evet 33. Vallahi tam yap ya alırız ya. Tam ayarlık ama bunu bence konuşalım. Ayar o kadar para mı istiyorlar? 15-20 arası ayar. Çıldırmış onlar. Ama hocam inanılmaz yetenek. Aç. Oğlum niye Celtic'te oynamıyor i̇nanılmaz bu adam şöyle? Yetenek. İnanılmaz yetenek. Celtic'te niye öyle oynamıyor? Bak oranları. Oyunda biliyorum çok iyi ya. Ben de aldım çok. Benim geçen yıl Bologna'da yani 3. yapan adamdır ya hiç. Peki oğlum ne çıkıyor? İngiltere Premier Lig yılın menajeri evet benim. Onda şüphemiz yok. Şöyle yapalım. Kim olabilir? Takımdan bakalım. Ay formasını kurban. Ben Liverpool bırakıp Celtic'e mi geçsem yine ya? Efsanelerde ben yokum. Hoca olarak evet. Josh Dinalice, Martin O'Neill, Neil Lennon. Burada. Aldık bile ya. Zihinsel aldık, özelliklere baksanıza. Aldık. Ve tam yani direkt aldık. Tam aradığımız oyuncu. Tamam, al. Gönderelim şimdi tek. Al şimdiden devre arası için al.
Ya da dur oyuncular şimdi huysuzlanmasın, yerime adam mı alıyorsun? Bırak. Ama listeye bu arada ekle. Ya birisi alırsa? Ama haberi gelir listeye. O haber ekle. Gelirse tamam. Hem fiyat belirlenir. Tamam, o zaman ilgilendiğimizi açıklayalım. Transfer listesine ekle. Hayır ya. İlgilendiğimizi açıklamayalım listeye ya. Listeye alalım. Bir önceki sayfada. Tamam, analiz raporu listeyi de aldın mı? Aldım. Zaten analiz raporu gelince zaten. Kim scout? Ali Naibi'yi transfer edelim Beşiktaş'tan ya. Var mıdır? Vardır tabii ya. Var, Türkiye Ligi'ni şey yapmak. Burayı koyalım. Ali Naibi'yi alalım Beşiktaş'tan. Nai. Çıktı. Futbol direktörü Beşiktaş. Bak çıktı. Al. Fotoğrafı yok. Biz yükleyelim. Bende var fotoğrafı. Beraber fotoğrafımız var. az yapmışlar özelliklerini. Bizim varmış direktörümüz. Evet. Biliyorum canım. Kim bizim direktör? Bir dakika hocam. Boş ver. Ben biliyorum arada gidip şu iyi çocuk o çay içeriz. Şeye baksana transfer listesine. Ya transfer listesinde kim var mesela şeyde? Bizim mi? Genel. Böyle belki... Sen seviyorsun öyle magazinden işleri. Kim kimi alıyor bilmem ne falan. The Sun gazetesine yazmış. Bir dakika. Gözlemcilik. Oyuncular. Koşu ekle. Neymar. Kim istiyormuş? Sözleşme durumu. Transfer. Evet, transfer durumu. Listede. Yani Koscielny, Maya Yoshida şu an ilk düşüyor. Ya geçelim, bunlar evet. Nedir? Bunlar bizim takımda oynayabilecek adamlar mı ya? Rodrigo belki de. O da en iyi hali belki. Evet. Bayern maçı geliyor. En sevdiğim maç. Bak bir şey söyleyeceğim. 5 olsun bu maç. Tabii. Bir de kendimizde. Fatih Demirel'i de alın, en güzel yerleri gezdirin. Valla şöyle işte, limanda falan. Güzel gezdiririz. Zaten. City puan kaybetti Cardiff'e. Tebrik ediyoruz. Hem de Cardiff'e. Ya biz puan kaybedince. Biz puan kaybedince yerden yere vurdunuz. Hadi Guardiola'ya yazsanıza onları. Bu arada ne olmuş? Oyunda Cardiff'i Soxer falan mı çalıştırıyor? Zanda çalıştırdı olmadı ama. Cardiff kimi almış hoca olarak abi? Herifler 9. falan. Ben Cardiff Premier Lig'de mi onu bile unuttum ya. Ya o kadar kötüler ki. Neyli Varnok. Allah Allah, aynı hoca. Yalnız bu çok iyi bir puan kaybı oldu içeride. Evet ya. Premier Lig'in ilk yıllarında bile adam teknik direktördü biliyorsun. Ferguson'a kaç kere rakip olmuş bir adam. Adam hala var vallahi. Vallahi bravo. Allah ona da Roy Hudson'a uzun ömür versin. Çünkü puan alıyorlar City'den ya. Öyle hocalar. Oldu. Kurt Hoca genel maçta. Wolf trainer. City'de de bir şey var, form düşüklüğü. Yap dedikodu yap. Belki gerçekten olur. Evet.